Aziz kardeşlerim, Allahu Teala bizlere dünyada iken insanca yaşayacak, insani vazifeleri tebliğ etmiş ve bu insani vazifeleri imana davet etmiş, davet ettikten sonra bu davetine karşılık cenneti ve cehennemi iman esasları, imana göre insanların oralara gideceğini vaat etmiş. Ve aziz kardeşlerim, mahlukatın milyon kere milyon adedince dedik ya, Rabbimize ne kadar şükretsek az. Çünkü elimizde öyle bir kitap, öyle bir kaynak var ki bizi hem bu dünyada hem öbür dünyada en güzel yaşam şekline, en güzel hayat tarzına bizi davet ediyor. Elhamdülillah. İman herkese nasip olmuyor muhteremler. Ancak maalesef iman etmiş insanlar, Müslümanlar da zaman zaman inancına ters hareketlerde bulunmuşlar. Bu inanca ters hareketlerde bulunmak bazı insanların, Allah muhafaza eylesin, imanlarını sorgulamaya kadar gitmiş. Bazen Allah muhafaza eylesin, bu yapılan hatalar yapıla kendini iman dairesinin dışına çıkacak noktaya getirmiş. Öyle buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bir hata işlersiniz, o hatayı önemsemezsiniz. O hatayı ciddiye almazsınız ama o hatadan dolayı cehennemin ta kenarına gelecek bir durum yaşarsınız. Bir iyilik işlersiniz, onun da önemini idrak edemeyecek derecede bilemezsiniz. O da sizi o cehennemin kenarından alır, ta cennetin kenarına getirir. Burada ne anlıyoruz muhteremler? Doğru bir inanca sahip olmak mecburiyetindeyiz. Doğru bir inanca sahip olmamızın ölçüsü de doğru kaynaklardan beslenmemiz. Doğru kaynaklardan inancımızı öğrenmemiz. Bizim bir ölçümüz var. İki ölçümüz yok. O ölçümüz Kur'an-ı Kerim'dir muhteremler. Kur'an-ı Kerim esastır. Onu beyan eden, onu anlatan Allah Resulü'dür. Hayatımız Allah Resulü hayatı, yaşantımız, görüşümüz, düşüncemiz Kur'an'ın yörüngesinde olacak. Bağışlayın beni ne olursunuz. Yani burada bir sohbet yapılmış, vakit dolmuş anlayışından öte, buradan alacağımız bir ders olmalı anlayışıyla eksikliğimizi başta acizan olarak kendim ve sonra sizler düzeltmek amacıyla olması lazım. Bugün Müslümanların haline baktığımızda içler acısı. Bugün Müslümanlar, bizler Allah Resulü hakkında, Allah Resulü'nün hayatında kimimiz ona erişilmeyecek derecede bir noktaya taşımışız ve ona dokunamıyoruz. Onun gibi yapamıyoruz. Çünkü biz peygamber miyiz deyiveriyoruz. Oysa Allah-u Teala bizim içimizden bir insan olarak gönderdi ki onun gibi yaşayalım diye. Aziz kardeşlerim, bu manada Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gençliğinden tutun. Şöyle bir düşünün. Çocukluğundan gençliğine
peygamberlik kendisine verilinceye kadar tarihte 40 yaşında, o 40 yaşına kadar yaşantısına bakıyoruz. Yaşadığı çevreye bakıyoruz. Yaşadığı çevrede Allah unutulmuş, gayri ahlaki hadise, hayat diz boyu, çirkinlikler, pislikler, cahiliye adeti, ırkıyla övünme, nesebiyle övünme, maddesiyle, makamıyla övünme, üstünlüğün güçte olduğu bir ortamda yetişmiş. Ama Allah Resulü, iyi dinleyelim kardeşlerim, bu hayat tarzına benzer hiçbir tarafı olmamış. Şöyle bir düşünelim. Hiçbir tarafı bu cahiliye toplumuna benzememiş. Bu bize neyi gösteriyor? İki şeyi gösteriyor. Bir, fıtrat üzere yaşamı arzulayan insan en çirkin ortamlarda dahi olsa hedefe kilitler, o hedefe kendini ayarlar. Allah inancı vardı. Hanif inancı vardı ama çok azdı. İşte biz de bugün bizi görenlerde değil, bakıyorsunuz gençler veya insanların bir kısmı işte fulanlar şöyleyse ben böyle değilim diyorum. Bu Müslümanlık buysa ben Müslümanım değil diyor. Dinden oluyor, imandan oluyor. Bana bakarak niye İslam'ı yargılıyorsun kardeşim? Ben İslam mıyım? Ben Müslümanım. İslam'ı kabul edenim ben. Eğer Müslümanların yanlışlıkları varsa bu İslam'ın yanlış olduğunu göstermez. İnsanların İslam'ı yanlış anladığından veya uygulamadığından, uygulayamadığından, uygulamak istemediğinden, işine gelmediğinden olur. Bu hepimiz için geçerlidir. Onun için hayatımızın her alanında, her safhasında bize bakarak değil kardeşler. Bize bakarak değil. Allah'ın Resulüne bakarak hizaya geleceğiz. Başka yok. Santral orası. Bakınız kardeşlerim, bu esası kaybettiğimiz için beni ne olursunuz saf dinleyin. Böyle kafanızın arka tarafında belirli bir görüşün süzgecinden geçirerek beni dinlerseniz anlamış olmazsınız. Anlayamazsınız. Kafanızın arka tarafında hiçbir süzgeç olmayacak. Tek bir süzgeç olacak. Kur'an süzgeci olacak. Allah Resulü'nün sünneti olacak. Böyle bir süzgeçten geçmeyen görüş sakat görüş. Hastalıklı görüş. Çünkü yanılmayan, Allah'ın terbiyesiyle yetişen peygamberlerdir. Onlar yanılmaz. Onlar yanılmaz. O neyi koydu ortaya? Kur'an yaşantısını, değil mi? Bugün bakıyoruz kardeşim. Herkesin kendine göre bir Kur'an'ı var. Herkesin kendine göre bir peygamberi var. Herkesin kendine göre bir dini var. Neden böyle oluyor biliyor musunuz? İşte biraz yaşantı şeklimizi santraldan değil, santraldan beslenenlere göre şekillendirdiğimiz için hepimizin anlayışı, bakışı, düşüncesi farklı oluyor. Bilmiyorum anlaşılıyor mu?